Merhabalar, bu videomuzda Laser 135WR çok fonksiyonlu printer'ı inceleyeceğiz. Uzun zamandır eve bir printer almak istiyordum. Özellikle bu printer'ı seçmemin bazı sebepleri var. Şimdi onları inceleyelim. Birinci olarak çok pahalı olmasını istemiyordum. İkinci olarak evde kullanacağımız için Wi-Fi olması gerekiyordu. Burada Wi-Fi var. Ve tabii ki kalite baskısı. 1200x1200 kalitede baskı verebiliyor. Aynı zamanda telefondan da HP uygulamasını indirip print yapılabiliyor. Şimdi kutu açılımına geçelim. Kutu açılımına başlayalım. Burada kitapçıklar ve garanti belgeleri, reference guide, kullanım kılavuzu. Şimdi de printer çekiyorum. İçerisinde USB kablosu ve güç kabloları var. Şu kablo bize gerekli. Şimdi de çıkarmaya devam edelim. Da çıkaralım. Bu taraftaki bantları çıkartıyorum. Bu tarayıcı kısmımız. Tarayıcıda böyle bir özellik var. Kitapları tararken yukarı doğru çekmek için güzel bir özellik. Burada da bir bant görüyorum. Onu da çıkartalım. Şimdi kartuş tarafındaki bantları çıkaracağız. Şimdi şuradaki bantları önce çıkartalım. Burada kağıdın durması için olan gerekli olan kısım. Burada kağıtları koyduğumuz yer. Evet, şimdi kartuş kısmına geçelim. Kaldırıyoruz buradan. Bu kısmı da kaldırıyoruz. Burada kartuşumuz var. Şu bandı kaldıralım önce. Ve kartuşu çekiyorum. Evet, bunu da çıkartıyoruz. Kartuşumuzu geri yerine yerleştirelim. Kapağını. Burayı da kapattık. Şimdi bunu da kapatabiliriz. Bu şekilde şu an printerımız hazır. Enerji kablosunu bağlayalım. Şimdi enerji kablosunu takalım. Arkasına takıyoruz. Arkasındaki girişe ve prize takıyorum. Ve printerımızı açıyoruz. Açma kapama düğmesi burası. Basıyoruz ve açmaya başlıyoruz. Sistem initialize, sistem başlatılıyor. Buraya biraz kağıt da koyabiliriz. Warming up, ısınıyor. Select country demiş. Şimdi de UK kalsın. Clearing memory, hafızayı temizliyor. Ready to copy diyor. Şu an kopyalama işlemine hazırım diyor. Ve Wi-Fi de yanım sönüyor. Öncelikle notebook'ta 123.hp.com web sitesine girip programı yüklememiz gerekiyor. Telefondan print yapmak için ise uygulamayı yükleyip o uygulama üzerinden print yapacağız. Öncelikle laptopa programı yükleyelim.
Şimdi internete 123.hp.com web adresine giriyoruz. Buradan gerekli programları yükleyeceğiz. Ürün adınızı buraya girin demiş. Burada şimdi yazıyorum. HP Laser W diyor burada. W olsun. İleri. Yazınızın açık olduğuna emin olun. İndir ögesine basıyorum. Yani şu an indirme işlemi başladı. Dosya inme işlemi tamamlandı. Şimdi programı yükleyelim. İleri tuşuna basıyorum. Sözleşmeyi kabul ediyorum. İleri. USB bağlantısıyla kabloyla önce bir bağlantı deneyeceğim. Normal kablolu bağlantıyla printer'ımın girişine bağlıyorum bunu. Şu an zaten Windows onu buldu ve ayarlamaya başlıyoruz diye bir ifade kullandı. Şimdi USB bağlantısı dedim. İleri. Burada 135 yazıcı sürücüsü, tarama sürücüsü, tarayıcı. Bunlar zaten seçilmiş. Karakter tanıma da aslında benim işime yarayabilir. Şimdi yükleme işlemi başlıyor. Bunlar yüklenecek. Evet, şu an yükleme işlemi tamamlandı. Bir test sayfası yazdırın diyor. Bir test sayfası deneyelim, yazdıralım. Son diyorum. Test sayfası yazdırın. Yazdırmaj işlemi gidiyor. Printer atıyorum. Evet, ilk çıktığımızı alıyoruz şu an. Çıktığımızı aldık. Sınama sayfası görüldüğü gibi bu şekilde çıktı. Şimdi Play Store'dan yükleyeceğim. Telefondan print yapmak için. HP Smart App'i yükleyeceğim. Yükle diyorum. Şu an yüklendi, açıyorum. Devam et. HP hizmetlerine bağlanılıyor. Yazıcı kuralım. Evet, bulduk. Bağlandı. Şu an yazıcımız eklendi. Yazdıra basıyorum. Yazıcı seçin. Yazdırıyorum. Görüldüğü gibi telefondan yazıcıya gönderdim ve çıktıyı aldım. Şimdi printer'ı bilgisayara eklemek istiyorum notebook'a wireless olarak. Wireless printer de açık. Şimdi bir tane de fotokopi işlemi yapalım. Bunu yerleştiriyoruz. Burada zaten ready to copy diye yazıyor. Ve düğmesine basıyoruz kaç kopya almak istiyorsak. Düğmesine basıyoruz. Ve kopyalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Çok kaliteli bir çıktı veriyor. Gerçekten de. Bu şekilde fotokopi işleminde görmüş olduk.
İşte bu kadar. Bu videomuzda HP Laser 135WR çok fonksiyonlu printerını inceledik. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.